Bir dakika, limestone'muş. Normal taş da değil. Limestone bize ne kadar erken gerekiyor veya ne için gerekiyor bilmiyorum. Ama biz yine de madene yakın olalım ya. Şuralarda falan bir şey var mı? Steel Skylines yayın. Beklenilen Steel Skylines yayını mı varmış bize? Tamam. Köyü buraya kuracağım. Buradan büyüteceğim köyü. Böyle nehrin yanına doğru büyürler yavaştan ya. Köyünüz böyle bir çadırlar topluluğu olarak geliyor. Göçebe bir toplum olarak düşünebilirsiniz. Göçebe bir toplumun yeni yerleşkesi gibi. Burada bu sırada ihtiyacınız olan her şey var. İnsanlar çadırda yaşıyor. Kuyu var. Oturdukları... Yani ben bunlara oturmalık bir şey demiyorum ama kütükler var. Yani böyle bench diye geçiyor ismi. Pek bench değil onlar. Kamp merkezimiz var, depomuz var. Yani ihtiyacımız olan her şey. Kamp kart parking var. Kartları, el arabalarını buraya park ediyorlar misal. Yani genel olarak bu ihtiyacımız olan her şeye sahip bir ortam. Şimdi biz hemen bir üretim şeyine başlayalım. İlk adımımız tabii ki kereste şeyi olacak. Şöyle yapalım. Ormana da yakın olsun. Böyle boş düz arazileri tarıma ayırmayı düşünüyorum. Şöyle bir araziye aynen tarım yapabiliriz bence. Dere yatağına doğru gider gelir böyle. Orchard da yapacağız. Onlar daha sonranın işi. Biraz daha bekleyebilirler. Diğer önceliğimiz ev yapmak tabii ki. Evleri oluşturacağız. Evlerde de şöyle bir şey var. Biraz uzağa dikmek istiyorum. Daha sonra şehirleşmeyi değiştiririz illaki. Yani çok da uzağa değilse bile biraz meydanın yakınına doğru böyle birkaç tane ev yapalım. Hepsinin bahçeleri var bunların. Bahçeli ev bilerek yapıyoruz. Bunu yapma sebebimiz bahçeli evler kendilerine ait üretimlere sahipler. Yani tarlaları var. Bahçeleri var diyelim. Tarladan ziyade. Bahçelerinde üretim yapıyorlar. Şöyle konuşlandır birkaç tane. Biz şimdi Ukraynalıyız ya. Ruslar işgal etmez bizi, yok. Zor map mi? Çok da değil be. Akış biraz yavaş yalnız. Genel olarak inşaat falan yavaş biraz. Yani insanlar bayağı Manor Lords'taki gibi. İnsanlar şeyleri arabalara bindirip şeyleri taşıyorlar. Malzemeleri taşıyorlar. Dolayısıyla hani bazı şeylerin yapılması sadece insanların oraya elle mal taşımasıyla ibaret değil. Arabalarla mal taşımasına ibaret. Dolayısıyla 3 kişinin taşıdığı mal kadar. O da yüklüyor öyle götürüyor misal. Manor Lords beta sürümü. Daha 2 dakika izledim, Kingdoms Reborn çekti canım. Boşa bak. Boşa bak. Benzerlik bile yokken. Harbi boşa bak. Onun dışında depomuzda thatch'imiz var, nail var, demir var. Tamam, bunları da kullanacağız bu sırada. Onlar da önemli. Daha sonra apartmanımsı yapılara kadar gidebiliyorsunuz bu sırada. Yani yapı stoğu anlamında bayağı bir yapı var oyunda. Bunların birçoğunu da kullanabiliyorsunuz herhangi bir şey olmadan. Bunlar yapıldıktan sonra tavuk kümesi yapalım şuraya. Oraya gerçi şehri büyüteceğiz. Tavuk kümesini şöyle bir yere yapayım. Tamam. Bayağı bir inşaat şeyi var ya. Ki bizim büyük oranda üretim binalarına ihtiyacımız olacak en başta. Onlar sıkıntı çıkartacak. Bu oyun sanki Banish'te benziyor ya da ben sadece Banish'te oynadığım için öyle zannediyorum. Bu oyun Manor Lords'un savaşsız haline daha çok benziyor bence. Aleykümselam, iyi seyirler MCM. Haha, dini şeyler de var. Yani mezar taşından tutun ufak şapele, büyük şapele giden bir yelpazemiz var. Manor Lords'u zaten demosu vardı. Hani demosunu oynayamadıysan da muhtemelen izlersin diye düşünüyorum. İki tane işçi atayalım şeye, keresteci. İki işçi bol bol yetiyor bu sırada. Onu da net bir şekilde söyleyebilirim. Hangi ağaçları keseceğini işaretliyorsunuz. İsterseniz bazı ağaçları korumaya da alabiliyorsunuz. Bunları kesme diye. Hani estetik bir şekilde bırakmak istiyorsanız, ne bileyim, hani şu ormanlar kesilmesin, birazcık ağaçlı gözüksün ortalık falan derseniz, tamamını kesmeden de iş yapabiliyorsunuz. Onu da
söylemiş olayım. İnşaatları nasıl anlıyoruz derseniz de hani böyle sarı bayraklar çakıyorlar etrafa. Bu bölgeler inşaat bölgeleri oluyor. Yani rahat şehrinizi planlama açısından böyle bir rahatlığı var. Yok değil. Manorlord'da bir duyurulsa artık, sene sonu geldi. Duyuruldu zaten, 26 Nisan'da mı ne geliyor? Şimdi çadırlarda bu sırada tereyağı varmış. Salo nedir bilmiyorum. Salo diye bir şey var. Beetroot var. Sanırım yemiş gibi bir şey. Kurutulmuş balık var. Bal var. Ayçiçek yağı var. Buckwheat ne oluyor bilmiyorum. Sanırım arpa. Ve fasulye var. Yani bayağı kaliteli yiyecekleri var şu an. Gece kondular yapalım. 1 milyon insan yaşatalım. Bunlar bu sırada 3 tane, 4 tane hatta şey topluyorlar. Bunlardan biri log, kütük, wood, odun, firewood, yakacak odun ve bark. Bark bu şeyi nasıl anlatabilirim size? Ağacın şeyi olması lazım. Bu gövdesini kaplayan kabuk. Ona ne deniyorsa artık yakacak olarak kullanılıyor diye biliyorum. Conan'da vardı. Yapı malzemesi olarak da kullanılıyor sanırım o. İmar affı geçirsene. Salo nasıl yazılıyor? Bakayım. Direkt öyle yazılmıyor muydu zaten? Salo yazılıyor. S-A-L-O. Zürta Simulator mu bu? Eyvallah, iyi seyirler. Ya muhtemelen salam gibi bir şey herhalde ya. Et kıvamlı bir şey. Belki domuz bazlı bir şeydir. Emin değilim. Ha, clay yokmuş. Hop, durdur bütün şeylere. Şu an clay yok, inşaata devam edemiyoruz diyor. Hemen clay'i yapalım. Şimdi bunları çok yakına yapmak durumunda değilsiniz. Ama mesela şurada güzel bir arazi var. Çok da uzak sayılmaz. Ben buraya yapacağım. Tabii tarım arazisi için de alan bırakmamız lazım. Onu da unutmayalım da. Clay dediğiniz kil. Kil üretilebilen ve kum üretebilen alanlar yaptığınız zaman bunlar sonsuz kaynağa sahip. Kaza kaza orayı çukur gibi kullanıyorlar. Musti teşekkürler, 68. ayın kutlu olsun. Bu geçen attığın oyun mu? Yok, bu o değil. O Nisan'da gelecek. Çadırlar depremi de. Peki. Ya şurayı biraz daha açmak isteyebilirim tarım arazisi olarak kullanmak adına. O yüzden buradakileri bol bol böyle bir şey yapalım. Keselim. Ya buraları da kessin tabii de, burayı keserse tarım arazilerini biraz genişletiriz. Nehri kullanabilecek miyiz acaba balıkçılık? Balıkçılık var. Ya var. Yani nehri kullanabileceğimiz birçok şey var. Frostpunk 2'den haberler var. Resmi oyun dergilerine denettiler ve hepsi de güzel notlar verdi. Şu anlık bütün haber bu. Haberler güzel. Mesela şimdi buraya kil şeyi yaptık. Bunun bir fiil kullanılmasına gerek yok. Yani bir fiil işçiye ihtiyacınız yok. Buraya gelip mal çekip gidecekler mesela sürekli olarak. Biz belki oranın yakınına bir depo da yapabiliriz. Şöyle çok da yakın değil de. Biraz daha tarlaya yakın veya şöyle bir yere yaparsak. Buradan alıp oraya, oradan da buraya tarzında bir taşımacılık yaparlar. Empire kitabı 2024. Yol şöyle, yol doğal yollar var. Manor Lords'taki gibi. Ya Manor Lords'ta yol yapıyorsunuz. Burada yol değil, kaldırım diye bir mantık var. Ama o da taş istiyor. Taş yoksa yapamıyorsunuz. Onun dışında yollar birazcık patika, doğal patika şeklinde oluşuyor. Şu an için en azından böyle. Muz ve papaya mı? Onu Tropico'da sorman lazım. Burası adası değil onun. Dolara 21'inde mi? 20'sinde mi? Ne geçiyor işte? Black Death gelir ve köy wipe'lanır. Ne kadar iyimser başladık oğlum köye. Bu kadar da iyimser olmayın ya. İlk görevimiz kış gelmeden önce bütün aileler için ev yap diyor. Şu an Nisan ayındayız. 22'lik bir nüfusumuz var. 10 kişi iş arıyormuş. 8'i kadın, 7'ye düştü. Bir tanesi erkekmiş bunlardan. Onlara da iş sağlayacağız mümkün olduğunca. Bu sırada burada bir paramız var. Para sistemi oyunun en güzel sistemi. Ondan birazcık bahsetmek istiyorum. Şimdi para nereye geliyor, nereden gidiyor
diye düşünebilirsiniz. Paranın geldiği nokta sizin insanlardan aldığınız toprak vergisi, işte gelir vergisi ve oturdukları binanın vergisi diye geçiyor. Onun dışında taverna vergisi, işte berber cerrah vergisi veya markette satılan malların KDV'si gibi bir ekstra vergi alabiliyorsunuz. Minimum maaşı falan belirleyebiliyorsunuz, asgari maaşı. Hem marabalar için hem normal maaşı ayrı belirliyorsunuz. Hem de müdür maaşı var. Bunların hepsi de gideriniz oluyor. Aslında siz sürekli maaş ödüyorsunuz çalışan insanlara. Dolayısıyla bir nevi sürekli eksideyiz. Vergileri almaya başlayana kadar. Çapaya ÖTV koyamıyor musunuz? İki koyun kesip yiyeceğiz. Öyle kolay değil. Depoya mesela neleri ekleyebiliyorsun? Firewood'ları falan koyabiliyor. Şu an aç. Ha, clay'i buraya koyamıyoruz. Olmadı bak. Tamam, öyle kalsın o zaman o. Bunun burada olması da pek işimize gelmedi gibi. Ha, şu evleri yapın ya. Unuttum bunları. Bunları başlatın. Bunlardan sonra ufak depolar falan, onları yapacağız. Bir de şey yapalım. Heyberek yapalım. Samanları saklayacağımız alanlar. Samanları da şöyle yerleştirelim. Bunun etrafı yol olacak zaten bu binalar falan yapıldıkça. O yüzden şimdilik böyle birazcık şey yapıyorum. Lambur lumbur yapıyorum diyebilirim. Hay dryer. Burada da saman kurutmak için şey yap. Bir tane de karkol pile yapacağım. Onu da buraya yakın bir yere, sanayiyi buraya koyarım diye düşünüyorum. Bu da nedir? Burada odunu yakıyorlar, yakacak odunu. Buradan çıkan közü şeylere, odun kömürünü ya da en azından şeye götürüyorlar. Siz söyleyin, bu nalbant tarzı yerlere götürüyorlar. Onlar yakıt olarak kullanıyor onu. Heh, güzel. Çimleri koyuyor buraya. Burada kurutacak. Kuruttuklarında daha sonra buraya ekleyecek. Bina yapım önceliği var mı? Ya durdurursanız bir sonraki bina yapıyor bu üstte gördüğünüz. Asgari ücret 0, KDV %99. Oyunda esrar falan yok, hayır. Osman'dan mal alabilir misin Kaan dedeye yardım edelim. Bu sırada oyunda bir ticaret haritası var. Onu ticaret postu geldiğinde herhalde göster. Ha yok, world map. Şöyle bir alandasınız. Balaklia, Derkachi, Panutnia ve Merafa. Ha, bir de Barvinkov diye bir yer varmış. Bu 5 yerle ticaret yapabiliyorsunuz. Kimiyle karadan, kimiyle nehirden yapıyorsunuz bu sırada. Ha, ilk bunu mu yapıyor? Evet, tamam. İlk tarlayı yapıyormuşum. Bunlar yapıldıktan sonraki yetişmeyecek birçok şey bu sırada. Onu da söyleyeyim. Bize ne lazım? Carpentry lazım. Marangozhane. Daha önemli bir şeyimiz vardı. Şu çatılara koyduğumuz şeyleri de yapmak için. Onun neredeydi? Burada mıydı? Aynen, Techery. Techery daha çok lazım. Bütün sanayi binalarını, üretim binalarını bu tarafa yapmayı planlıyorum bu sırada. Daha böyle şeyini tutarız. Daha bir yerden sonra şunları tamamen durdur. Bu neydi? Chicken coop. Beklesin. Şunları yapmaya başlasın. Bunlar daha önemli. Şu an neredeyse herkes inşaatçı olarak çalışıyor zaten. Var mı başka işsiz? 8 kişi işsiz. Ya doğum olayı da var. Göç olarak da bina yaptığınızda neredeyse hemen göç alıyorsunuz. Şu şeyi, çatıyı kapladıkları saman zımbırtısı, artık buna ne denirse, bunu yapmaları için özel bina yapmamız gerekiyor. Tamam, tarla okey. Şimdi tarlaları ayarlayalım. Buraları mümkün olduğunca tarlalara ayıracağım. Şu anki iş gücüm biraz zayıf olduğu için çok böyle büyük alanları tarla yapmayacağım bu sırada. Daha böyle az tarlalara ayarlayacağım. Barley var. Patates yap bunu da. Buraya iki işçi, bir de müdür atadık.
Çapamız yok. Çapa siparişi şu an veremeyiz zaten. O bir kalsın. Bir sezon ekecek, bir sezon Nadas'a yatıracaklar. Bu şekilde ilerleyecek. İsterseniz bunu kapatıp Nadas'a yatırıp hani bir sezon bundan, bir sezon bundan da yapabiliyorsunuz. O size kalmış bir şey. Aktif ailede getirin bunu. Başlasınlar çalışmaya. Ha, bir de marabalar alıyorlar böyle. Sezonluk olarak bunlar işte 1 Ekim'de 2 hasatta marabalar çalışıyor. Onun dışında maraba yok. Margaret Thatcher orada mı Samarkand? Aleykümselam. Daha efektif oluyor mu? Neyden söz ediyoruz? Tarlanın küçüklüğünden mi? Thatcher yap diyor, evler için lazım. 480 teçimiz kalmış. Şu evi de durdur. Buna bir şey lazım ki. Wood ve Clay'la. Aslında devam edebilir ya. Devam etsin. Bunlar zaten var şu an içeride. Nadas'a yatırmak ne kadar fark ediyor? Bilmiyorum. Onu bilemiyorum. Ya şöyle buranın nutrientları yani besleyici unsurları diyeyim var. Şu suyu temsil ediyor. Yeşil ve şey neyi temsil ediyor bilmiyorum. Ya o kadar daha incelemedim açıkçası. Muhtemelen bunlar üzerinden etkiliyor. Yani bir şekilde etkiliyordur. Öyle söyleyelim. Burada kuyu buraya yakın bir kuyu daha yapalım biz. Lazım olur. Tamam, bütün kaynakları vermişler. Artık sadece inşaat kısmı var. İnşaat kısmında da şurada şeyleri böyle çok garip görebilirsiniz. Burada mevzu şu. Mesela odun kaynağının ne zaman kullanılacağı, işte çiviler ne zaman kullanılacak, ne zaman kil kullanılacak, ne zaman thatch kullanılacak gösteriyor burada adım adım. Hepsi beraber ilerliyor yani bir bütün gibi düşünün. Zaten buradan kaynakları alıp alıp yapıyorlar. Hani öyle rastgele bir durum yok. Traktörü ne zaman buluyoruz? Savaş yok. Kil getiriyor adam. Buradan toplayıp artık hangisinin aşamasına ne ara geçer. Mesela şu an sadece kil aşaması var. Şu an kil aşaması ilerliyor. Diğer kaynakları kullanmıyorlar gibi. İstersen banla hakkındır ama çirkin espri yap bana duramıyorum. Nadas'a sola mı yatıracaksın? Ticaret yapmalıyım şimdi. Kara veba falan gelir ölürüz mü? Ulan ne kara vebaymış. Takmışsınız kara vebaya. Yani. Bir yandan da hani evin detaylarını görün istiyorum. Nasıl yapıyorlar diye. Şu an orta hızdayız. Onu da hatırlatmış olayım. Çünkü oyun gerçekten çok yavaş ilerliyor. Yani böyle çok yavaşta oynatmanın pek bir mantığını görmedim ben. Salgın oluyor mu? Denk gelmedim. Bir şey diyemeyeceğim. Sivil fabrika. Yavaş yavaş çatıya yaklaşıyorlar. Çatıda da teç kullanmaya başlayacaklar. Teçler de burada duruyor zaten. Şapkaları falan var. Çok şıklar bu sırada. Yani maksimum zoom bu. Daha da zoomlayamıyorum. Zaten suratları falan böyle çizili şeyler değil bunlar. Ama kıyafetleri falan çok hoş duruyor yani. Ben işte oynamıyorum. Ben işte evlat olsa sevinecek bir oyun değil şu an açıkçası. Amadeus 18. ayın kutlu olsun köy. Donmuyor bayağı iyi değil mi? Ney donmuyor? Mesela ilk evi yaptılar. Bunun etrafında dediğim gibi bir de bahçesi var. Bunlar kendi bahçesine ekip biçecek. Oradan da 3-5 artık ne üretirlerse kendilerine ama. Pazara bir etkisi olmuyor. Kendilerine şey yapacaklar. Şuraya da bir stand kuralım. Market standı. Güzel. Alışverişlerini buradan yaparlar. Hatta buraya üreteceğimiz şeyleri yollayalım direkt. Biz ne üreteceğiz? Un üreteceğiz. Patates nerede? Allah aşkına Tayı chatten alın. Patates dediğimde o herifi görmek istemiyorum buralarda. Sinirleniyorum. Şuraya bir de değirmen yaparsak. Değirmeni hareket ettiremiyorum. Hareket ettirilebilen bir bina gözükmüyor.
Yani neden öyle bir şey yapmış bilmiyorum ama öyle yani genel olarak. Burada bu sırada binanın içindeki kaynaklar, yani buraya aktarılmış kaynaklar ve buranın ihtiyacı olan kaynakları ayrı ayrı gösteriyor size. Yani neye ihtiyacınız varsa. Onun dışında dediğim gibi iki keresteci fazla fazla yetiyor. Çok fazla şeyleri oluyor. Ki bunları bıraktığınızda bir süre geçti, o daha da artıyor. Buraya da bakın şeyleri koydular. Koymuşlar, yakmışlar bile hatta. Firewood'ları buraya koymuşlar. Odun kömürü yapmış. 8500 odun kömürü var burada direkt. Ben o sırada binayı gösterirken oraya dikkat etmemişim. Hızlandıran. Hoş geldin. Sürpriz oyun Total War yerine çok güzel seçmişiz. Aleykümselam, iyi seyirler. İyi seyirler Benat, hoş geldin. Hemen espri yapıp kaçıyorum. İnsanı şaşırtan soylu erkeğe ne denir? Surprise. Aman Allah'ım. Ex-Kako, 33. ayın kutlu olsun. Selamlar. Şu Carpentry'e de bir kişi verelim. Marangoz. Marangoz tamir falan yapıyor. Nelere tamir yapıyor derseniz mevzu şundan ibaret. Şu kartlarınız var ya, el arabaları. Bunların tamirleriyle uğraşıyor marangoz. Onun dışında yeni kartlar yapmak isterseniz yine onu kullanıyorsunuz. Ki biz yapacağız şuraya bir yere. Şöyle yakın olsun. Yenilerini de yapacak. Thatcher'ı da ayarlamışız. İki kişi de buraya ayarlayalım. Thatch ve Reed şey yapsınlar. Bir de bize Smith'i lazım. Pardon, Smith'i Metal Tool Nail. Aynen, Smith'i lazım. Smith'i de şöyle, dur bakayım, evin çıkışı burada mı? Yok. Böyle. Smith'i de böyle yapalım. Bu da çivi, nal ve şeyi halledecek. Metal parçaları halledecek. Metal parçalar da şeyler için lazım olacak zaten. El arabaları için falan. Furkan Arslan, teşekkür ediyorum. 18. ayın kutlu olsun. Queen Arius, hoş geldin. İyi seyirler. Neden tahta arabalar var? Elon Musk'a söyleyelim, versin iki tane test. Aleykümselam. Bunu daha sonra öküzlü arabalar ya da at arabaları falan da alıyor bu sırada yerini. O bir kademeden ibaret tabii ki. Yani böyle cart diye oraya girmiyoruz. Ah, ekmeye başlamışlar buraları, güzel. Daha ziyade ekme bitmiş, büyüme evresini bekliyorlar şu an. Elektriği bulabiliyor mu ya? Ebesinin kaldığı evmiş. Şu an çalışan aslında iki kadın iş arıyor ama bir erkeklik işimiz varmış. Bir tane inşaatçıyı azaltabilirim ya. Ya da kadınları tarlaya verebiliriz direkt belki. Böyle bir bakarsak bunlar lazım bize de. Şu erkek miydi? Kadınmış. Onu birazdan net yazsaymış iyiymiş. İsimlerden bazen anlayamayabiliyorum. Bir tane mesela kart daha istedim. Bir el arabası daha olsun diye. Şimdi marangoz da ihtiyacı olanları buraya gösteriyor ve bunu yapmaya başlıyor. Cinsiyetçi pis herif demiş. Her işi kadınlar veya erkekler yapamıyor. Yani erkekler her işi yapıyor, kadınlar her işi yapamıyor. Eğer bu konuda bir suçlaman varsa oyunu suçlayabilirsin. Oyunda cinsiyete özel iş mi var? Arıyorum Avrupa Birliği. Ormanda toplayıcılık yapılabiliyor mu? Vallahi ben görmedim bina olarak. Varsa vardır. Ama gördüğüm kadarıyla yok gibi. Ya da ben görmüyorum, bilmiyorum. Şuraları değerlendirmeye devam edelim. Bir de bahçe yapalım. Bahçeyi mesela yaptınız diyelim. Ağacın büyümesi bir süre sürdüğü için direkt böyle ağaçtan hasat yapamıyorsunuz. O da hani gerçeğe uygun bir süreç işletiyor. Sen kaça kadar çıkartabildin popu? 50 küsür falan yaptım. Çıkıyor, çok şey değil popta. Ev yaptığın kadar pop geliyor zaten. Kadınlar her işi. Orman tamamen tükenmiyor aslında. Yenileyebiliyorsunuz. Hatta bazı yerlerine dokunma da diyebiliyorsunuz. Ağaç dikme emri de verebiliyorsunuz. Ayrı ayrı emirlere ayırmış yani onu. Siz kafanıza göre yapıyorsunuz.
Bunlar da bahçelerini bir ekseler de biz de izlesek ya. Herkes çok çalışıyor abi. Şu an iki tane kadın iş arıyor ve iş bulamıyorlar. Bir tane kadını şeye verelim. Şuraya çalışsın. Burada da bir tane erkek başlamış çalışmaya. Güzel. Güzel. Bunlar bizim şey tarlamızdı. Buğday tarlamız. Burası da patates tarlamız. Hızlı hızlı büyüyor gibi. Metal parçamız yok yalnız. Onu biraz nereden kazanabiliriz diye bakacağım. İnşaatçı azaltacağız mecbur ya. İnşaatçıya azalt. Buradan bir limit aç. Marabalığa gitmediyse adam boşta şu an galiba. Heh geldi buraya tamam. Bu da buradan mesela geliyor, alıyor odun kömürünü, içeri atıyor. Bunu yakıt olarak kullanıyor. Demir de alıyor. Bunu kullanıyor. Depodaki demirden kullanıyor. Depoda bir demiriniz var belli bir oranda. Daha sonra demir madeni yapana kadar bir süremiz olacak. Buralarda saman balyalarının tutulduğu yer. Saman balyalarını şimdilik oralarda saklayacağız. Bu depoya ekstra bir şey verebilir miyim? Hadi kömür, odun kömürünü aslında tutmasa daha iyi ama teç diyelim. Bütün her şeyi çünkü şey yapamıyorsunuz. Bir binanın tutabileceği oran belli bir oranda tutabiliyor. Daha fazlasını yapamıyorsunuz. Ben şuraya 800 vereceğim. Teçe de bir 800 at. Oduna da bir 800 at. Şimdilik böyle biriksin. Ukrayna savaşından kaçan göçmen kardeşlerimiz için ev yapılırım. Tap da da tap tap tap. Güzel. Onun için odun kömürleri tamam. Burada metal parçalar ve şeyler yapılmaya başladı bir yandan. Güzel. Artık yavaş yavaş. Zaten bunların da yarı canı varmış. Sıkıntı da yok. Yavaş yavaş yeni kartımızı üretiriz. Şimdi evlere girişmemiz lazım. Nüfusu büyütmemiz gerekiyor. Nüfus hala biraz şeyli. Yani 22 kişi bizi kurtarmaz şu noktada. 11 kişilik iş açığımız var. Maraba bulamıyoruz tarlada çalışacak misal. Ama toplamaya başlamışlar bakın. Buğdayları dikiyorlar böyle şey yaptıkça. Sonra götürüp onları depoya şey yapacaklar. Bırakacaklar. Burada birazcık gariplik geliyor bana. Small granary ile normal granary arasında baya bir kaynak farkı varmış gibi hissettiriyor. Yani normal granary daha çok şey alabiliyor. Stok alabiliyor ve daha az kaynak kullanıyor. Belki bu da hafif bir dengesel bir sıkıntıdır. Ben açıkçası o kilerimizi şöyle evlere yakın bir yere dikeceğim. Yiyecekleri orada tutsunlar ki oradan rahat rahat dağıtılsın. Onun dışında bu binanın içine koyuyorlar şeyleri, depoları şu anda şeyleri olmadığı için. Herhangi bir ekstra depo olmadığı için. Oyunda savaş yok. Hayır. Hayır. Her ev yapıldığında da çadırlar ortadan kalkıyor ya da her bu binaların muadillerini yaptığınızda bu binalar kalkıyor, öyle söyleyeyim. Burada demir, çivi ve teç mi var? Mesela onları da buralara atabiliriz. Demiri de buraya ver. Her şey buradaki deposunda kalsın ya. Teç dedik. Çivileri de buraya at. Zaten hepsine biner biner bile versem 10 bin kapasitesi var, hepsini tutar. Bu tip oyunlar neden komünistlikten hızla kapitalizme doğru evriliyor? Başta ortak tarla, ortak land, ilerledikçe lan puşt burası benim tarlam, siktir gite dönüyor. Vergi şu an alamıyoruz. Vergi alabilmemiz için ana binayı yapmamız gerekiyor. Şunun muadili. Kamp merkezinin muadili. Zaten bir tane de şeyimiz var. Belediye başkanımız, valimiz. Lukyan Prokopiv. Ya da neyse artık o konuşuyor. Böyle şapkalı mapkalı bir abimiz. Daha durdurup onu bir göstereyim çıktığı zaman. Ha içeride. Çık lan. Çık. Milleti göstereceğiz. Oba baş. Yasa falan ben görmedim açıkçası. Oyun şu an çok erken safhada. 05'te falan yani. Öyle düşün.
Gerçi bildiğin normal adama benziyor. Yani şöyle resmine bakınca evet birazcık şey ama şu an oyun 0.5 versiyonda olduğu için daha açıkçası yolu var. Ve tabii ki hani yapımcısı umarım Ukrayna Savaşı'nda çok daha kötü etkilenmezse daha hızlı gelişecek oyun. Ama bildiğim kadarıyla tek kişi yapıyor bu oyunu da. Kaç para? 200 küsür olması lazım oyun şu an. 230, 250 bilemiyorum. İndirimde de galiba 180'i mi 190'ı mı ne görüyor? Yollar kendinden oluşuyor, evet. Onu diyorum ya, yol yapmanıza gerek yok. Patika yollar oluşuyor. Hareket ettikçe insanlar. Bu binalar yapıldıkça aslında bu patikalar oluşuyor. Böyle bir patika çizelgesi oluşuyor. Ya bu Manor Lords'ta elle yapıyorsunuz yol olarak. Burada yol diye bir şey yok. Kaldırım diye bir mantık var. Kaldırımın yapımı biraz ilginç. O yüzden onu geldiği zaman gösteririz. Kafasına tonlarca bomba yağarken aç gözlük yap. Abi ne aç gözlüğü ya? Dolara çevirdin mi adamın şeyine, ülkesine faydası bile olmuyordur. Kaç? 10 dolar mı ediyor? 10 dolar etmiyor lan. Oyunun hikayesi falan yok. Öldü, öldü de arkadaşlar oyun. Bakın tekrar söylüyorum. Oyun 0.5 sürümünde. Beklediğiniz şeyler çok acayip şeyler. Hani hikaye falan 0.5 sürümünde hangi oyun vermiş size ya? Bunlar tam sürüm tamamlanınca çıkacak şeyler. Enerji. Bu yayın şaka mı? Hoş geldin Rick. 10 dolara ev alırım bombalanan kentinden. Abi sen niye saldırıyorsun ki şimdi Ukraynalılara? Ama oyundan bu sırada kış geldiğinde de çok tatlı bir unsuru olacak. Onu da göstereceğim. Süsler de var. Yapabileceğimiz süs dekorasyonlar var. Mesela kuş yuvası yapabiliyoruz şöyle. Ya farklı farklı şeyler var. Bunun hatta DLC paketi de var. Şeyi oyunun yapımcısını desteklemek isterseniz diye. Ağaçlar var. Ağaçları direkt koyduğunuzda ağaç böyle cart diye gelmiyor. Bunu koyuyorsunuz. Keresteci geliyor, o ağacı ekiyor, o ağaç büyüyor ve öyle süs oluyor bu sırada. Onu da söyleyeyim. Terlet. Bir şey olmaz. Güzel, hızlı hızlı binalar yapılmaya başladı. Böyle de devam etsin. Yavaştan vergi almaya başlayalım. Oyunda hiç cami yok. Yani hiç Orta Doğu temalı aslında bir şey değil mi? Bu tarz oyunlarda yani Manor Lords da olsun, Ostrev de olsun fark etmez. Orta Doğu temalı çok güzel yapabilirlerdi. Stronghold Crusader'ın şeyini yaşatacak şekilde. Çok da aslında tatlı olurdu. Arada da senden ne bileyim cihada asker sağla ya da Haçlı Seferine asker sağla diye görevler de verebilirdi. Sen levilerini de gönderebilirdin. Al baksana mis gibi oyun fikri çıktı bile. Ya burası hani Slav temalı bir oyun. Adam kendi temasından yürümüş. Manor Lords'a baktığınızda biraz daha Bohemia temalı bir, Orta Çağ temalı bir oyun. Bunlar belli bir temanın üzerine yönelik ama Orta Doğu şeyli de yapılabilirdi yani, gayet de sırıtmazdı yani. Oyun stüdyosu aç bu oyunu yapak. Patatesten vodka yapmak var. Kardeşim, alkol var oyunda. Daha sonra şey yapılıyor. Güzel, bu da bir şeyler ekiyor buraya. Üstünü de kapatmış. Ne ekecek bilmiyorum ama. Kasım ayına geldik. Biz daha kış gelmeden bütün evleri tamamlamamız lazım. Ama pek yakın değiliz oraya açıkçası. İki tane de işsiz kadın var şu an şeyde. Köyde. Arı kovanı mı? Bilmiyorum. Arı kovanı mı oluyor bu? Tıklayıp göremiyorum, bir şey diyemem. De buralar bahçe. Bahçeye arı kovanı yapar mı bilmiyorum. Bilmiyorum. Arı kovanıysa arıdır. Bilmiyorum. Bunlar bahçelerini ekmeye başladılar da bu sezon artık sonbahardayız ya, yeşermiyor. Öyle de bir detay var. Yani ne zaman diktiğinizin bir önemi yok. Hangi mevsimde olduğunuzun, hangi ayda olduğunuzun önemi var.
Haşhaş mı? Evinin oraya yapması herhalde demiş. Bilmiyorum. Dediğim gibi hani onu zamanla gösterir zaten bize. Görürsünüz orada bal fazlası falan olursa. Şu an için eldeki bu. Daha küçük evler de yapabiliyorsunuz. Yani bahçesiz evler de yapabiliyorsunuz bu sırada. Aha, kış geldi bile. Çadırda yaşamak çok... Oo, sıçtık. Sıçtık. Çok geç kaldım. Sıçtık. Bütün işçileri kapatın abi. Çadırda yaşayamayan herkes terk etti şeyi, köyü. 7 kişiye düştü. Öteki türlü de aç kalma riskimiz vardı ama aç kalma riski daha mantıklıymış sanırım. Ağır sıçış. 7 kişi de bakalım nasıl tutacağız. 6'sı erkeklik işimiz var. 3 erkek var. En azından şu evlerden biri bile bitse işimize gelir. 3'e 3 şu an. Muhtar istifa. Selam. Hoş geldin İsa. Bunlar gitsin. Şu an 6 kişiyi yaşatacak kadar evimiz var maalesef. Ha bir de şöyle bir şey var. Birer erişkin alıyor ama burada mesela sülaleye dönüşebiliyor bunlar. Ha, çocuk yaptı. Çocuğu aile kurdu. Onun da çocuğu yani torununa kadar aynı evde kalabiliyorlar. Ama aynı anda hani farklı aileler tek bir evde kalmıyor. General Kış. Mesela bunun kaynakları komple toplanmış. Burayı da yapacak. Tamam işte. 8, 8'lik yani 4 çarpı 2'lik nüfus oluşturacak bize. Burada problem çocuk değil bu sırada. Çocuktan daha büyük ihtiyacınız var. O da evlerin yapılması. Evleri yaptığınız zaman zaten insanlar geliyor. Direkt geliyorlar. Ama eğer ev yoksa gelmiyorlar. Dolayısıyla hani çocuk yapmalarının bize bir faydası yok. Apartman yapak böyle efektif olmuyor yer israfı. Valla büyük evler çok fazla kaynak istiyor. Penceresine kadar bir sürü şey istiyor. Onu yapamayız. Öyle bir götümüz yok. Bir ara taverna işine girişiriz belki de şu an için erken. Tek başına çalışıyor. Aslanım benim be. Demo değil bu, hayır. Manor Lords 26 Nisan'da. Yo, okul var. Çocuklar hızlı büyümüyor. Yani Banished gibi değil. 1-2 sezonda çocuk büyüdü. Hadi go falan öyle bir şey yok. Çocuklar yavaş büyüyor biraz. Bir iki inşaatçı daha olaydı iyiydi ya. Aslında şurada bir müdür var. Bunu koyabilirim de müdür şu an aktif olarak çalışıyor gözüküyor burada. O yüzden salamıyorum onu. Ama herhangi bir şeyimiz de yok galiba ya. Kaynak kıtlığımız. Muhtemelen her şeyimiz yetecek. Yani 13.350 odun var. Yani odun yetecek de geri kalanı yeter mi? Muhtemelen yeter ya.